Merhaba, iyi günler. Ne zamandır cumartesi günü yayın yapmamıştım. Ee, ama birkaç gündür yurt dışında, Amerika Birleşik Devletleri Washington'daydım ve ara verdim. Ve arayı telafi etmek için bugün stüdyoda karşınızdayım. Tam yayının başlığını, konusunu kafamda şekillendirirken birazdan açıklayacağım. Zaten bu Mücahit Bilici'nin bir yazısı ile beraber şekillendi kafamda ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşmada partisinin il örgütünün toplantısında yaptığı konuşmada şehir üniversitesi üzerine İstanbul şehir üniversitesi üzerine söylediklerini gördüm onu artık Pazartesi günü değerlendiririz orada Erdoğan adını vermiyor ama tarif ediyor Ahmet Davutoğlunu adını vererek Ali Babacan'ı Mehmet Şimşek'i ve yine adını vermeden ama tarif ederek Abdullah Gül'ü bir şekilde karşısına almış durumda. Özellikle Davutoğlu'nu tabii ki üniversite olduğu için. Ee, önümüzdeki hafta Davutoğlu'nun partisinin hafta bitmeden kurulması bekleniyor. Şimdiden savaşın kızışmakta olduğunu işareti olarak görmek lazım. Ama dediğim gibi onu pazartesiye saklayalım. Bugün Türk sorunu değil, Kürt sorunu, pardon, Türk sorunu mu, Kürt sorunu mu başlıklı bir yayın yapmak istiyorum. Buna da ilham veren bugün okuduğum Mücahit Bilici'nin gazete duvardaki Türk sorunu değil, Kürt sorunu yazısı. Öncelikle şunu vurgulayayım. Mücahit, Amerika Birleşik Devletleri'nde hocalık yapıyor uzun bir süredir. Ben ilk tanıdığım zaman daha çok İslami, İslamcı kimliğiyle öne çıkan birisiydi ee, ama süreç içerisinde Kürt kimliğini de e, birlikte vurgulamaya başladı şu anda bence kimlikler üstü e, bir e, giderek adım adım bir e, akil insan Hani bir anlam bir zamanlar kötü anlamda kullanılıyordu e, Daha doğrusu çözüm sürecinin bitmesiyle beraber ama gerçek anlamda iyi bir laf akil insan olarak tanımlanabilecek e, bir durumda çok iyi bir yazı. Bu yazının temelinde şöyle bir soru var ki benim de sık sık başıma gelen bir olaydır. Kürt sorunu dendiği zaman bazı Kürtler bu sorunun aslında Kürt sorunu değil, Türk sorunu olduğunu söylerler. Ve sorunu çıkartanın kendileri olmadığını, dolayısıyla Kürt sorunu olarak anılmasının yanlış olduğunu söylerler. İlk bakışta ikna edici gibi gözüküyor ancak, Mücahit'in yazısına baktığınız zaman çok e, sıkı argümanlarla bunun hiç de isabetli olmadığını söylüyor. Birkaçını aktarmak istiyorum. E, i̇yi niyetli olsa bile diyor, böyle bir şey yaptığınız zaman bir kez daha Kürtler karambole getirilmiş olur diyor. Karambolden, e, karambolden kastığı da kim vur diye getirmek ya da kalabalıkta anonimleştirmek. Ee, şunu görüyoruz ki bence doğru, katılıyorum. Kürt isminin, Kürt sıfatının ya da isim olarak kürdün kullanılması sorunun çözümü için önemli bir şey. Onun anılmaması sorunun çözümünü zorlaştırıyor. Böyle anlıyorum, ben de böyle düşünüyorum. Bir de bahsettiği çok önemli bir husus var. Kürtlerden bahsetmek istedikleri zaman birileri yanına başka etnisiteleri de eklemeye ihtiyacını hissediyor. Ve özellikle Kürt sorunu yoktur ya da abartılıyor diyenlerin söylediği, Türkiye'de Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Boşnak diye kurulan başka gruplar da eklenebilir. Böyle bir yaklaşım var. Bunun da yanlış olduğunu söylüyor. Bir Laz olarak, ben de yanlış olduğu kanısındayım. Burada Kürt sorununun, Kürt sözcüğünün sıradanlaştırılması olduğunu söylüyor. E, isimsizleştirilmesi olduğunu söylüyor. Sahte bir çoğulculuk altında Kürt ses ve söz hakkını kaybediyor diyor. Yani kalabalığın arasında sanki Türkiye'de bir sorun varsa herkesin ayrı ayrı sorunu var. Gerçekten de herkesin bir takım sorunları olabilir. Örneğin biz Lazlar için dilin yok olmaya yüz tutmuş olması başlı başına bir sorun. Ama Lazların sorununun olması, Çerkezlerin ya da bir başkalarının farklı farklı sorunların oluyor olması, Türkiye'nin en temel meselesinin Kürt sorunu olduğunu örtemez ve zaten onların beraber alınmasıyla bu realitenin üstü örtülmek isteniyor. Ve e, Mücahit'in cümlesiyle söyleyeyim böyle yaparak Kürt ve Türk kimlik ve kelimeleri birbirine denk kategoriler olarak karşı karşıya getirilmemek isteniyor. Yani siz bir Kürt sorunu dediğiniz zaman ve Kürtle Türkü beraber andığınız zaman bir denklik meselesi söz konusu olabilir. E, onu belirtiyor. Şu tespitini de aktarayım. Aslında bu yazıların tamamını okumayı e, tekrar. E, Herkese tavsiye ederim. Durumdan şikayet olan, şikayetçi olan kim ise sorun onun sorunudur. Evet, en önemli husus bu. Şikayetçi olan Kürtler ve bu şikayetlerinde sonuna kadar haklılar. Şikayetin nedenleri konusunda bir takım tartışmalar yapılabilir. Şikayet konuları hakkında bir takım e, dozu hakkında bir takım tartışmalar yapılabilir. Ama ne zaman Kürt sorunu dendi dense ki başıma çok sık geliyor ve bu yüzden adım birçoklarının gözünde Kürtçü'ye de çıkmış durumda. Bu rahatsız edici bir şey değil. Ben kendim Kürtçe olduğunu falan sanmıyorum. Zaten Kürt de değilim. Ama Kürt sorununu Kürt olmamakla birlikte Kürt sorununu ciddiye alan birisi olmaktan hiçbir şekilde rahatsız değilim. Tam tersine rahatsız olanlar bu sorunun yokluğunu dile getirenler. Nedir Kürt sorunu sorusu hep soruluyor tabii. Çok basit bir örnek. Selahattin Demirtaş'ın ve arkadaşlarının, çok sayıda HDP'linin, aylardır hatta yıllardır cezaevinde tutulmasıdır Kürt sorunu. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde çok sı sağlığı konusunda sorunlar yaşıyor olmasıdır. Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının ta Diyarbakır'dan Edirne'ye, gitmek için yollara düşmesi ve yollarda kaza görmesidir. Ya da bugün olduğu gibi yine dört tane, bugün itibariyle söylüyorum, dört Van ve Batman'da, dört ilçeye daha, HDP'li belediyelerin olduğu ilçe belediyelerine daha kayyum atanmasıdır. Ve kayyum atanmasının artık kanıksanmasıdır. Bunların artık haber değeri bile birçoklarının gözünde taşımıyor olmasıdır. Bu birilerinin haberleştirmemesi, birilerinin görmezden gelmesi sorunun olmadığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla Kürt sorununu bir takım Kürtlerin dediği gibi aslında bu Türklerin sorunudur. İçerik olarak bakıldığında doğru. Yani bu tür sayıca az olanların yaşadığı sorunların sorumlusu esas olarak sayıca çok olanlardır ve sayıca çok oldukları için sayıca çok olmalarını kendilerine her türlü şeyi yapmakta meşrulaştırdığını düşünenlerdir. Yani çoğunluk oldukları için kendilerinden az olanlara karşı bir şeyleri dayatma hakkını, özgürlüğünü kendinde görenlerdir. Evet sorumlu onlardır. Yani Kürt olmayanlardır. Kendilerini sayıca çok görüp Sayıca az olanların haddini bilmelerini bekleyenlerdir. Ama bundan hareketle siz eğer bunu bir Türk sorunu olarak tanımlarsanız, aslında kendi sorunlarınızdan uzaklaşmış oluyorsunuz. Bu olayın bir başka versiyonu da, tabii ki Mücahit yazıda ondan çok bahsetmemiş, demin sözünü ettiğim husus, Kürt olmayan bazı kişiler Kürt sorununu dile getirdiğiniz zaman size aslında sorunun Kürtlerden kaynaklandığı ve dolayısıyla Kürtlerin bir sorunu olmadığı, tam tersine Kürtlerin çıkarttığı sorunlar nedeniyle Türklerin ya da Kürt olmayanların sorun yaşadığı şeklinde bir, nasıl diyelim, tamamen abartılı, hiçbir gerçekle alakası olmayan bir laf oyunu, kelime oyunu var. Yani Türkiye'de bir sorun varsa… Bu bir sorun varsa bu Kürtlerin sorunu değildi. Kürtler her istediklerini yapabilmektedirler. Hatta bir yan şehir efsanesiyle beraber kaçak elektrik kullanıyorlar, mafya oluyorlar vesaire vesaire gibi yaklaşımlarla asıl soruna muhatap olanların, sorundan şikayetçi olması gerekenlerin kendileri olduğunu söyleyenler var. Bu klasik ayrımcı yaklaşımın dünyanın her yerinde böyle oldu. Ayrımcılık hatta ırkçılığın temel perspektiflerinden birisi az olanların, ülkenin yaşadığı sorunları az olanların, sayıcı az olanların sırtına yüklemek. Kimi zaman bu göçmen olabilir, mülteci olabilir, kimi zaman farklı renkte insanlar olabilir, kimi zaman farklı dinden insanlar olabilir ya da farklı mezhepten insanlar olabilir. E, bu ayrımcılığın temel özelliği, ayrımcıların temel özelliği sorunu, yaşanan sorunları ki sorunlar yaşanıyor her ülkede e, bir şekilde, kimisinin dozu yüksek, kimisinin dozu alçak e, her ülkede ve bu sorunların sorumluluğunu sayıca az olanlara atma e, gibi bir e, açık gözlülük var ve bu anlamda da bir başka versiyonuyla e, bu olayı Türkiye'de yaşananı Kürt sorunu değil, Türk sorunu olarak tarif etmek e, gerçekten hiçbir e, iler tutar tarafı olmayan bir yaklaşım. Belki bu sorun nasıl çözülecek bu konuda söylenecek çok şey var ama her şeyden önce e, söylenmesi gereken tek bir cümle yeterli. Kimse sayıca çok olduğuna olduğundan hareketle sayıca az olanlara hiçbir şey dayatmaya kalkmadığı zaman bu sorunda çözülmüş olacak. Ve bu anlamda Kürtlerin talepleriyle ama aynı zamanda Kürt olmayanların hassasiyetlerinin bir arada ele alındığı bir ortak tartışma platformunda e, yeni bir toplumsal sözleşmeyle ki bir ara yapılır gibi oldu ve maalesef başarılı olamadı. Yeni bir toplumsal sözleşmeyle tüm tarafların tüm tarafların birlikte konuşarak her türlü şeyi konuşarak, geçmişi de konuşarak ve bir takım geçmişin yapılan hatalarını da konuşarak, herkes hatalarda kendi sorumluluklarını, kendi payına düşen sorumlulukları üstlenerek yapılabilecek bir süreçle çözülebilir. Şu anda bunun hayli uzağındayız. Türkiye'de çünkü e, devleti yönetenler uzun bir süredir tam bir milliyetçi bir dili benimsemiş durumdalar. Ve Kürt sorununun sadece ülkede çözümsüzlüğünün dışında, Suriye örneğinde de gördüğümüz gibi, Suriye'de de Kürtlerin bir takım e, kazanımları diyelim ya da elde ettiklerine karşı mücadele eden, mücadele etmeyi kendisine temel e, mesele olarak benimsemiş bir yönetimle karşı karşıyayız. Son bir şey daha söylemek istiyorum bu konuda daha önce bunu başlı başına bir yayın da yapmıştım. Kürt meselesi gündeme getirildiği zaman buna Türk milliyetçisi tepkiler verenlerin önemli bir kısmının Kürtleri haklarını talep eden, sorunlarını çözülmesini talep eden Kürtleri milliyetçilikle ama daha da ötesi ırkçılıkla suçluyor olmaları. Bu da çok paradoksal bir durum. Kürtleri ırkçılıkla suçlamanın hiçbir şekilde Türkiye'nin hayrına olmadığını da özellikle vurgulamak istiyorum. Burada bitirmeden önce çok konuyla çok alakasız bir kişisel bir olay anlatmak istiyorum. Ne alakası var diyebilirsiniz hakikaten alakası yok ama ilginç bir olay olduğu için anlatmak istiyorum. E, mitomani diye bir olay var, bilenler bilir. Bu yalan hastalığıdır. Ben e, hayatımda mitoman tanıdım. Hatta aynı anda cezaevinde yatarken 12 Eylül sonrasında koğuşta aynı anda iki ayrı mitomanla birlikte yattık. Ama bu cezaevi koşullarında o arkadaşların ki birisi şu anda hayatta değil, kendisini rahmetle anlıyorum. Onların bu tutumları bir tür nasıl diyeyim, şaka konusu olabiliyordu. Yani arıza pek çıkmıyordu. Geçenlerde başıma böyle bir olay geldi, onu anlatmak istiyorum. Hafta sonu eğlencesi olarak bunu görebilirsiniz. Anadolu'nun bir ilinde, Doğu Anadolu'da bir ilde bir televizyon programında ki bir izleyici, izleyen birisi bana beni haberdar etti, dedi hatta videosunu yolladı. Videosunun ilgili bölümünü söyledi. Kendisi inanamamış. Bana izlememi ve doğru olup olmadığını e, sordu. Şöyle bir olay oluyor. 4 tane bir sunucu, 4 tane de erkek katılımcı olan bir şey. E, siyaset tartışıyorlar ve ne oluyorsa bilmiyorum başını izlemedim çünkü. Bir şekilde katılımcılardan birisi olumlu anlamda benim adımı anıyor. Tanımıyorum kendisini. Ad, Adıma anıyor. Bunun üzerine böyle dörde bölüyorlar ya. O sağ alttaki kişi anıyor, sol üstteki kişi birden şöyle bir laf ediyor. Bana rüşen anlatmayın diyor ve ben hayrette baktım kim bu adam falan hani Hayatta tanıdığımı hatırlamıyorum ama artık yaşlandık tabii. Benim yaşlarımda birisi. Bana anlatmayın. Ben onun ciğerini biliyorum, içini biliyorum. Siz onu böyle söylediklerine bakıyor olabilirsiniz vesaire falan. Ve o kişi kendisiyle 1982 yılında İstanbul'da aynı evde 6 ay kaldığımızı söylüyor. Gülüyorum ama gerçekten söylüyor. Burada komik olan şu. Ben 1982'nin ilk yarısında cezaevindeydim. Cezaevinde böyle bir kişi yok. İkinci yarısında da Boğaziçi Üniversitesi'ndeydim. Hazırlık sınıfında öğrenciydim. Gazeteci bile değildim ee, ve cezaevinden çıktıktan sonra ailemle birlikte aynı evde kalıyorduk. Yani bu tamamen uydurma bir şey ve sonra da devam ediyor. Kendisi diyor e, cemaatlere yaranmak için atmadığı takla kalmadığı vesaire. Bu arada olumlu bahseden kişi ya bir dakika nereden çıkıyor falan diyor. O da diyor ki ya uzatma kardeşim diyor. Fotoğraflarla diyor gösteririm sana diyor ben bir şekilde gazeteci olduğum için bir şekilde kişinin telefonunu buldum, kendisini aradım ve dedim ki ya biz sizle nerede tanışıyoruz? Ve ev falan tabii ki yok. Yani 6 ay evde kalmak falan tabii ki yok. Ondan sonra <laughs> düşündükçe gülmem geliyor. Dedim nasıl tanışıyoruz tabii dedi sen dedi İskenderpaşa Camii'ne geliyordun defalarca. İşte orada bilmem ne falan. Ben hayatımda İskender Camii'ne bir kere gittim. O da 86 yılıydı yanılmıyorsam. Korkut Özal'ın oğlunun düğün yemeği vardı. Ona gitmiştim. Korkut Bey'in davetlisi olarak. Onun dışında hiç gitmedim. Dedim ki, yok kardeşim böyle bir şey nereden çıkartıyorsunuz? Bana Benim hayatımı bana anlatıyorsunuz. O dedi ki, yok dedi, ben dedi söylediklerimin arkasındayım dedi. Sonra avukatıma sordum buradan bir şey çıkmaz uğraşmayalım dedi. Zaten o kişi de avukatmış. Niye bunu anlattım? Öylesine anlattım aslında. Çok fazla bir şey yok. Ama yani insanlar şöyle de yapabiliyorlar. Nasıl olsa Türkiye'nin bir köşesinde, bir televizyon programında bunu söyleyebiliyorsunuz. Ama bir izleyici, artık dünya küçüldü, bir e-mail atıyor, size linki yolluyor. Sonra siz gazeteci olarak o kişinin telefonunu bir şekilde bir yerlerden Buluyorsunuz, kendisiyle konuşuyorsunuz ve hala size kendisinin haklı olduğunu söylüyor. Eğer o programı, ismini falan vermiyorum şehrin adını ama izleyenler belki vardır. Vallahi billahi öyle bir adamı tanımıyorum. Hayatta tanımıyorum. Hayatta tanıyacağım, yani tanışmış olabilirim öyle birileriyle ama altı ay aynı evde beraber kalacak vesaire bir insan değilim. Post-Truth çağının… Yani gerçek ötesi, hakikat ötesi çağının bir e, versiyonu olarak bu da hayatımın içerisinde e, bir anekdot olarak, komik bir anekdot olarak ama aynı zamanda aslında rahatsız edici bir anekdot olarak geçti. Evet, e, çok alakasız bir konuyla öylesine bir nasıl diyelim, e, geyik muhabbetiyle bir yayını ilk defa oluyor bu. E, yayını sona erdiriyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.